İlk mini podcast'ime hoş geldiniz. Bu mini podcast'te konuşacağım konu gündemi bir süredir meşgul eden İrfan Can Kahveci hakkında olacak. İrfan Can Kahveci ilk etapta Galatasaray'a gideceği söylenmişti. Şimdi gazetelerde ve spor medyasında Fenerbahçe'ye gittiği hakkında bazı ifadeler duyuyoruz. Mesut'tan sonra İrfan Can Kahveci'ye de gerek var mı? İrfan Can Kahveci oyunu daha geriden kuran takıma çok faydalı bir oyuncu. Yıllık gol sayısı Mesut'la çoğu zaman eş değer fakat Mesut'un asist sayısı 10 numara pozisyonda oynadığı için çok daha fazla. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin biraz da Galatasaray almasın diye aldığını hepimiz biliyoruz. Aslında bu herkesin bildiği sırlar vardır ya onlardan biri. Rakibim güçlenmesin biri yandan da bana faydalı olur düşüncesinde şu an Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe için bir de Avrupa şampiyonası var. Elif Elmas ve Vedat Muriç gibi satışlar yapan Fenerbahçe belki bir de İrfancan Can Kahveci de Avrupa'ya göndermek isteyebilir. Şu an gündemde olan Deniz Türüç artı 6 milyon euro daha net bir şey yok. Tamam da nasıl faydalı olur dersek İrfan Can Kahveci geriden oyunu kuracağı için Mesut'un oynadığı üçlü orta sahada arkadaki ikiliden biri olacak. Yani bu da Ozan, İrfan, Mesut üçlüsüyle inanılmaz teknik üçlü olacak. Fakat Gustavo bu sefer yediye çekilecek. En kötü toper'e çekilecek Gustavo bu üçlü olursa. Fakat bu sefer Zalai'yi boşuna almış oldu Fenerbahçe. Baklava sisteminde olabilir. Çünkü baklava sisteminde Gustavo sigorta görevinde olabilir. Bu sefer ilerideki ikiliden biri Tiyan ve Samad da olacak. Yani Gustavo hemen önünde iç pozisyon sağ işte Ozan, sol işte İrfan, önlerinde Mesut, ileride Samat ve Vityam. E bu kadar fayda sağlamış, inanılmaz formda olan Pelkas yediye mi çekilecek? Fenerbahçe'nin çok opsiyon olduğu için futbol seferlerinin kafasında soru işaretleri var. İrfan Can Kahveci dediğim gibi yanında dinamik oyuncuyla katkı sağlayacak. Şimdi o sayede geldi. Kanat rotasyonları çok bollaştı. Yani Pelkas'ın kanat rotasyonda oynaması da çok zor. Büyük ihtimalle Fenerbahçe maç maç değiştirecek tercihlerini yani şu an atalım 4-1-4-1 şeklinde olacak dersek geride Gustavo, sol kanat Tiam, iki ofansif ortasadan biri Mesut Pelkas, sağda Osayi veya Valencia, ileride de Samatta. Mesela deplasmana gidilecek bu sefer 4-2-3-1 sistemiyle oynayacak Fenerbahçe diyelim. Ozan, İrfan önünde Mesut, solda Perkas, sağda yine rotasyonlu olduğu için Valencia veya Osayi veya daha Mert Hakan Yandaşlar orta sahada. Orta sahada bir bolluk var. Belki de bir obezlik var. Şimdi ileride biliyorsunuz Samat veya Tiam oynayacak. Çünkü İrfan gelirse Sisse'nin gideceği konuşuluyor. Gitmese bile şu ana kadar Ademiyi saymazsak Sis'se de yetersiz olduğu için tamamen bu şekilde kadro kurdum Tabi sahaya ve oyuna göre oyuncu tercihleri değişecektir. Fakat ben İrfan Can gelene kadar Mesut'un bazı maçlarda 8 numara pozisyonda oynayacağını sanıyordum. Sizce de Fenerbahçe'nin sert bir stopere golcü bir forveti ihtiyacı yok mu? Evet Zalai iyi bir stoper. Ayakları ve oyun görüşü çok iyi. Fakat stoperde yanına Lemos'un olmayacağı çok belli. Serant'la birlikte yumuşak olabileceği de düşünülüyor. Serdar'la Kayseri maçında iyilerdi ama Serdar'ın da ne zaman sakatlanacağı hiç belli olmuyor bu kadar fahiş fiyatlara irfancan alınacağına bu mevkilere takviye olsa Nasıl olurdu sizce? Bir de orta sahada dikene gidebilen oyuncu eksikliği varken İrfancan Kahveci iyi bir oyuncu olmasına rağmen ne kadar katkı verebilir yorumlarda yazabilirsiniz. Galatasaray alırsa şu an 30 Ocak ki daha kimin aldığı belli değil. Fakat haftalar öncesinden Fatih Hoca istediği transferleri açıklamıştı. Bu transferlerin içinde İrfancan da vardı. İrfancan, Can, Henry Onyekuru, Edwin Mişka hatta Mustafa Muhammed. Daha... Daha dün Onyekuru gelir gelmez 2 gol attı. Muhammed Mustafa da geldi. Daha Viska ve İrfancan gelmedi. Fakat gelirse yani şöyle bir hesap yaparsak Onyekuru gelir gelmez 2 gol attı. Yani Fatih Hoca'nın aklında bir plan var. Bu planı da bu oyuncularla gerçekleştirecek dersek eğer Fatih Hoca'nın sezonun ilk yarısında çok atalar yapmasına rağmen bu kadroyla takım buraya kadar getirmesi Bence takdire şayan bir şeydi. Kimse Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bu kadar şaşalı kadrosundan sonra aynı puanda gideceklerini düşünmüyordu. Şaşalı kadros derken belki de fazla transfer olması da şaşalı transfer yapıldığı düşüncesi algısına belki de itmiştir taraftarları. Ama bu biraz tabii ki Fenerbahçe'nin yaptığı saçmalıklardan ilk yarıda o yüzden aynı puanda gitti bu takımlar ama yine de şu an Galatasaray'ın büyük bir şansı var ve Fatih Hoca'ya bu transferler yapılmalı. Çünkü bu transferler yapılırsa Galatasaray şampiyon olur. Eğer şampiyon olursa bu sefer şampiyonlar yine gider. Çünkü şampiyonlar yine gitmesi Galatasaray'ın belki de belki de direkt son şansı olacak. Çünkü diğer senelerde biliyorsunuz takımlarımız ön eleme şeklinde oynayacak. Yani bu sene bütün herkes şampiyon olmak zorunda. Eğer Galatasaray şampiyon olursa seneyi de döndürme ihtimali olacak ekonomik anlamda. Şu an herkes biliyorsunuz yönetime transfer yapmadığı için kızıyor. Ama yaparsa bütün da Fatih Hoca'ya geçecek. Ben yönetimde olsam transferleri yapıp topu hoca'ya atardım çünkü bu hoca Fatih Hoca ve sorumluluğu alabilir. Yani Fatih Hoca en az istediği 2-3 transfer daha yapılmalı. Eğer şampiyonluk gelmezse Fatih Hoca'nın hatalarından yani Fatih Hoca'nın kendi suçu olduğunu herkes bilmeli. Şu an Hoca yalnız ve mağdur pozisyonda sizce transfer yapılmalı mı? Fatih Hoca'ya transfer yapılsa da şampiyon olunmazsa da suçlu yönetim midir? İlk mini podcast'in bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınızı ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Esen kalın.